Arkadaşım. Sahneye çık. Sahneye nasıl çıkılır bilmiyor musunuz? Merdivenden. Aynen onu kullandım ben de. Arkadaşım hiç tiyatroya gitti mi daha önce? İyice sıyırdı. Gittik. Dışarı çıkın, tekrar gelin, seyirciye selam verin, mikrofonla falan oynamayın. Seyircinin suratından düşen bin parça sizin yüzünüzden. Neşeli gelin, mutlu olun. Çık dışarı, buyurun. Neşeli gelip niye mutlu olun? Zaten neşeliyiz yani. Ben de mi çıkıp tekrar gideceğim? Yok, bir tek ben abi. Allah. Beyefendi, siz torpilli misiniz? Şimdi müsaade edersiniz yani biz çok... Beyefendi, rica ediyorum, dışarı çıkın tekrar. Başla, büyük bir alkışla seyirci, coşalım. Buyurun. Böyle devam edelim mi? Evet. 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 Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Niye geldiler? Tam olarak hoş geldiniz. Biz herhangi bir şeyler yapalım mı yoksa? Arkadaşım. He. 9. hafta. Kutlama mı yapalım? 9 haftadır bizimle çalışan bir kameraman var mı? Birden çok var. Sürekli gidiyorlar. Şu aktüel kameradaki arkadaşım, bir dakika kamerayı yere bırakıp sahneye çıkıp bir anons yapar mısınız? Sahne nasıl açılır, program nasıl açılır anonsu? Aktüel kamera dediğiniz tam olarak nedir? Kameraman. Ama kamerası yok elinde. Ters bakıyor. Alkollü mü? Ters bakıyor. Bir dakika, geri çekilir misiniz? Biz. Arkadaşım, sana demedim. Herkes mi böyle? Prodüksiyon. Onun hala... Nereye gitti kameraman? Kardeş, kameramana. Evet arkadaşım. Belki bir duble bir şey verirsek daha rahat yapabilir anonsu. Gözler öyle bakıyor çünkü. Arkadaş, Çağdaş değil mi? Evet. Çağdaş'cığım, soldan gel. Mikrofonun önüne. Her hafta bu arkadaşlarıma tarif edip yaptıramadığım şeyi yapar mısın? Tamam. Merhaba, şimdi program başlıyor diye. 3, 2, 1. Büyük alkış Çağdaş'a. Allah Allah. Merhaba. Program başlıyor. Biz bunu mu yapamadık? 9 haftadır beyefendi. 9 haftadır bunu yapamadık mı biz? Hemen hemen. Bu daha çok anonstan ziyade eli belinde diyoruz bu motife biz yani. Çok laubali bir şey. Buysa istediğiniz bize ters diye düşünüyorum ben. Hocam yani çok biraz bize haksızlık olmuyor mu? Oluyor, haklısınız. Evet. Müzisyen arkadaşımı yollayalım. Bak şimdi. Yine gelecek mi o? O geçen hafta yoktu. Biz bir umutlandık ama gelmeyecek artık diye. Hoş geldiniz arkadaşım. Buradan geçsene kardeşim. Niye illa önümüzden geçiyor, ben bunu anlamıyorum. Beyefendi, onun konsepti öyle. Neyi? Neyi? Arkadaşım, izin ver adam geçsin. Yoksa üstünden geçmek zorunda kalacak. Ben o yüzden çekildim zaten. Bak ters bakıyor yani. Hoş geldin minik. Hayır, o buradan geçici konu. Müzisyen arkadaşım, siz alttan verin odunu biraz. Efendim? Böyle beyefendi, müzisyen dili anlamazsınız. Arkadaşım, hazır değil miyiz? Bu da konsepte dahil mi? Oduna hazır değildim ben. Daha küçük bir şeyi kaldırabilirim de... Böyle bir ceza sistemi ben hiç görmedim yani. Biz evet. Şöyle hazırız. Yani bu hafta kültürel olarak kendimizi geliştirdik. Değil mi? Evet. Ve bizden talep edeceğiniz şeylere karşılık verir miyiz? Veririz dedik. Veririz, veririz. İşte o talebiniz nedir? Evet. Evet. Tolga çok güzel. Prodüksiyon. Çok güzelsin. Bana bir bardak su verin. Bir de şunlara giyecekleri bir şeyler verin. Bir konsept uydurun. Bir hikaye uydurun. Ama bu kör. Tamam, giyiniyoruz. Hocam, şu anda biz giyiniyiz. Evet, ikimiz de giyiniyiz. İnanın. Hocam, bu kaç? Arkadaşım. Gör.
Arkadaşım seviyelerimiz aynı değil. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, sizin ses daha yukarıdan geliyor. Ben onu anladım zaten. Zeka olarak. Mikrofonu kaldırayım mı biraz? Müzisyen arkadaşıma mikrofonu ve gitarını hazırlayın. Ondan bir şarkı alacağım. Sizi de dışarı yollayacağım. Prodüksiyon sizi giydirip yollayacak. Bu giydirme lafı bana ters anlamadım. Yani bu kostümler olmuyor mu? Arkadaşım sen yardımcı ol müzisyen arkadaşıma. Tolga bunları niye atıyorsun yere? Bunların... Ben alacağım şimdi onu. Arkasında zaten bir şey yazmıyor. Niye bunları elimize veriyorsunuz? Beyefendi her hafta onların arkasını niye seyirciye gösteriyorsunuz? Arkadaşım niye attın kağıdı yere? Yani... Tanıyamadın mı partnerini? Hemen seyirciye gösteriyor arkasını. Bir şey yazıyormuş gibi olması lazım. Çıkın. Ben de çıkayım mı? Arkadaşım beyefendi alın. Bahardır aşktan mahrum yüreğim. Kendimi sevmek yerine seni seviyorum. Çok değil inan senin için. Başımdan ne rüzgarlar esti. Poyrazlara, kara yerlere, kara yaslara durdum. Ne sevdalar ömrümü tüketti. Ne şarkılar, ne masallar, ne yalanlar duydum. Ben hep uyudum, böyleydim. Bir tek sana yetemedim. Ben hep uyudum, böyleydim. Bir tek sana yetemedim. Bir meleksin, bana beni sevme diyorsun. Yok böyle bir şey. Vazgeçerim sanıyorsam, kendini kandırıyorsun. Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bir şey. Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin. Bana beni sevme diyorsun. Yok böyle bir şey. Vazgeçerim sanıyorsam, kendini kandırıyorsun. Vazgeçilir. Nasıl olsa geçer diyorsam geçmez bir tanem, vazgeçmez yüreğim. Sen orada durdukça pes etmez yüreğim ya. Yok böyle bir şey. Başımdan ne rüzgarlar esti. Poyrazlara, kara yelle, kara yaslara durdum. Ne sevdalar ömrümü tüketti. Ne şarkılar, ne masallar, ne yalanlar duydum. Ben hep uyudum, öyleydim. Bir tek sana yetemedim. Ben hep uyudum, öyleydim. Bir tek sana yetemedim. Yolunu kaybedip düşmüş bir meleksin. Para beni sevme diyorsun. Yok böyle bir şey. Vazgeçerim sanıyorsan, kendini kandırıyorsun. Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bir şey. Nasıl olsun, nasıl olsa geçer diyorsan geçmez bir tanem, vazgeçmez yüreğim. Sen orada durdukça pes etmez yüreğim. Yok böyle bir şey. Yani deminki kostümler uygunsuz muydu? Bu mu seyirciye sunacağımız şey? Prodüksiyon. Arkadaşım, prodüksiyonun elinde bunlar vardı. Bir şey hazırlamadan geldiğiniz için sonuca razı olmanız lazım. Peki biz ne olduk şimdi?
Anlamadınız mı beyefendi? He? Anlamadınız mı? Ha anlamadık mı? Anlaşılır bir şey yani bu. Bu şimdi... gayet geleneksel bir Türk kostümü. Nasıl anlamazsın Salih abi? Tolga şimdi Keloğlan'a benziyor. Keloğlan. Ben ne oluyorum? Badi Ekrem. Kim o? Allah Allah. Yani ne alakasız bir şey oldu yani. Bu fener niye Badi Ekrem'in elinde? Sana bir ışık tutar diye Salih abi. Arkadaşım, geyiğinizin bitmesini bekliyorum. Hangi geyik? İşte böyle uzuyor geyiğimiz bizim. Benim hiçbir katkım yok. Arkadaşım geç mikrofonun önüne. Beyefendi Gepetto'sunuz. Efendim? Gepetto'sunuz. Neyim? Neyim derken asıl o benim neyim yani. Nasıl bir ilişkimiz var? Hayır Tolga'cığım ne dedi bana o şimdi? Hiç anlamadım. Arkadaşım 9 haftadır hiç size ters gelen bir şey yaptırdın mı? Bize. Kayıtta cevaplanamayacak sorular soruyorsunuz. Beyefendi. Efendim. Tekrar söylüyorum. Buyurun. Gepetto'sunuz. Bu dediğiniz kim? Ne oluyor? Pinokyo'nun babası. Pinokyo kim? Ha. Sen biliyor musun? Yok da öğreneceğim. Dur. O ikinci tekil şahıs ben mi oluyorum? Evet arkadaşım soldayız. Beyefendi sağdayız. Pardon ben kimdim hocam? Gepetto. Gepetto. Hikayeyi biliyor musunuz? Hayır. Ha biliyoruz. Anlatın beyefendi neymiş? Buyur. Yani şöyle hocam. Şimdi Keloğlan bir gün ormanda gezerken Gepetto'yu bulur. Tamam beyefendi anlaşıldı. Arkadaşım siz biliyor musunuz? Keloğlan'ı. Pinokyo'yu. Ben padişah olayım mı? Siz kukla yapan bir adamsınız. Kukla yapan mı? Evet. Hiç çocuğunuz olmamış. Bir gün bir kukla yaptınız. Arkadaşımı yaptınız. Sonra bir peri geldi ona can verdi. Ben can verdim. Bir peri. Peri. Evet. Benim bu noktada küçük bir sorum olabilir mi? Arkadaşım sor. Ha. Şimdi ben böyle Salih abi beni yaptı etti falan olaylarını da duyunca demin kostümü giyerken bir şey buldum. Bu tam olarak bu çocuğun neresi? Gökten mi çıktı o? Arkadaşım. Ha. Okula gitmedin mi sen? Şöyle gidersem almazlar zaten. Arkadaşım onu bırak. Kıyamam ama şimdi buna da yani. Arkadaşım o konuyu bırak. Bak o ha. Hayatında sana kimse Pinokyo'yu anlatmadı mı? Belki anlattılar ama benim kafa başka bir yerdeyse yani ki genelde öyle oluyor. O senin neren olabilir? Mesaj atayım mı ben size? Arkadaşım onu burnuna koy. Koy ama. Burnuna. Ha. Tamam. Budur. Çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten öbür türlü moral bozucu yani. Evet yani. Tamam. Evet. Tamam tanıyorum ben bunu. Evet. Evet. Filmini gördüm. Tamam. Beyefendi. Beyefendi. Buyurun. Ama sağa bakın. Gidin. Arkadaşım sola gidin. Peki be. Bunu ne yapacağım? Şimdi birazdan anlatacak Salih. Beyefendi. Çok eski bir tarih. Eski tarih. Evet. Rönesans dönemi. Yıl kaç? Yok. Ha, Salih abinin gençliği. Ben arkadaşım, yokum o zaman. Şaka yap. Perdenin tamam, yanında dur. Kolunu göster bana. Unutmayayım seni. Tamam. Buyurun beyefendi iskemleye. İskemleye mi? Evet. Peki hocam. Dükkana geldiniz. Dükkana geldiniz. Sesli düşünüyorsunuz. Ne düşünüyorum? Koyun feneri kenara. Evet müzisyen arkadaşım. Aşağıdan müzik. Allah'ım hiç de çocuğum olmadı bugüne kadar. Allah'ım hiç çocuğum olmadı bugüne kadar. Bana bir çocuk ver. Karım yok benim. Beyefendi bir kukla yapacaksınız. Arkadaşım elini göreyim elini. Neden yapıyorum kuklayı? Tahtadan. Tahtadan? Evet. Ne kerestesi bu? Şimdi kereste bu. Şimdi... Arkadaşım. Beyefendi. Efendim? Şimdi bir kütük alacaksınız önünüze. Ve o kütüğü yontarak bir kukla yapacaksınız. Arkadaşım kütük ol gel beyefendinin önüne. Hocam şöyle bir şey geldi aklıma. Bu müzik olmaz.
Daha ben kestim kereste. Tam bu havaya uyar. Müzisyen arkadaşım, biliyorsanız çalın. Evet, daha ben. Beyefendi gösterin. Arkadaşım sen kütüksün, otur öne. Beyefendi önde çök. Ya çok özür diliyorum. Yani koskoca dünyada daha mantıklı bir hikaye bulamadık mı yani? Kütükten çocuk yapan adam yani. Arkadaşım. Oturdum. Bir şey hazırlanıp gelmeyin, sonra da konsepte kızmayın. Kütük gibi oturun. Ne kütüğü bu? Onu siz bulun. Arkadaşım. Beyefendinin tam önüne oturun. Köy sofrasında gibi durmayın. Bunu da ona vereyim mi? Arkadaşım, o sonra lazım. Ben nasıl bir dümenin içindeyim ya Rabbim yani? Ben sana göstereceğim şimdi. Lütfen yapmayalım, burada yap. Şöyle yap, şöyle gel. Evet. Arkadaşım sen kütüksün. Sağ ol. Ben şimdi bundan bir çocuk mu yapacağım? Ondan bir kurt mu yapacaksın? Arkadaşım, hareketler yapıp seyirci galeyana getirme. Adam kütükten çocuk yapacağım diyorsa yapar. Otur önüne. Tolgacığım, alacak bir şey yok bunda. Arkadaşım kütük ol, kütük. Hiç canın acımayacak, kütüklerin canı acır mı? Hı? Dalın budağın olsun. Dalından. Böyle kütük gibi sarhoş olsa... Yemez mi? Arkadaşım şaka yapma. Sol kolunu kaldır, o dal olsun. Ben dalı... Bu kütüğün dalını mı kesiyorum önce? Kütük... Arkadaşım tam kulağının yanına bir budak yap. Arkadaşım o sonra lazım. Onu sok cebine. Elinde budak yap. Hocam budakla... Tamam aksan. Öyle dur. Suratında kütük ifadesi olsun. İfadesiz bir surat. Tamam, sizi hayal etmeye çalışıyorum şu an. Beyefendi. Efendim. Geppetto'nun şöyle bir cümlesi var. Kimin? Geppetto'nun. O kim? Adam kendinde değil ya. Geppetto'nun şöyle bir cümlesi var. Ha. Şimdi seni oyacağım, içine kalp koyacağım. Kütüğe mi diyor bunu? Kütük canlandı gidiyor. Arkadaşım bir şey mi oldu? Yok yok. Sabırsızlanıyorum, oyacaklar ya. Yerimde duramıyorum ya, içim kıpır kıpır. Kulağına mı söylüyorum bunu fısıldayarak? Büyük yok, annenden duvara yaz. Daha neşeli bir şeyler çalıyor. Ey kütük, kütük. Seni oyacağım, içine kalp koyacağım. Beyefendi. Şimdi, buyurun hocam. Siz Geppetto'sunuz. Geppetto. Evet. Kukla tamircisi Geppetto. Geppetto. Evet. Salih niye Türk için... sanat müziği sanatçıları gibi şiir okuyorsunuz? Hayır, niye Geppetto onu düşünüyorum. Muhittin olsun abi, tamam. O zaman mesele yok Muhittin olunca. Arkadaşım, sen kütüksün. Niye karışıyorsun işimize? Şimdi... O zaman ben size kütüktüm ufadıktım adlı şiiri okuyayım mı bari? Kütüksün, kütüksün. Benden çok nefret güzel ediyor ya. Hocam şimdi anladım niye Geppetto. Bak böyle çocuk gibi konuşunca... Yani bu adamın asıl adı Petto. Çocuk olduğu için Geppetto, Geppetto. Hocam çok özür diliyorum. Neredeyseniz gelin siz oyun, ben bundan kurtulmak istiyorum yani. Şunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama. Tolgacığım sen bir kütüksün ve konuşma. Ben seni oyacağım, içine kalp koyacağım. Değil mi hocam? Evet beyefendi. 3, 2, 1 kayıt. Vur, budak gitti. Tamam. Kes ben kolunu. Ben ona vurayım mı? Ne yapayım? Dalını kes, dalını. O çekiş de olmaz. Testereyle. Al testereyi. Hır 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 hır. Keserken de ki. Hır hır hır. Şimdi seni oyacağım, içine kalp koyacağım. Ben onu ezberledim demesine gerek yok artık. Ben o kıvama geldim, tamamdır yani. Arkadaşım dalı. İndir kolu, kesmiş. Kesildi, evet. Şimdi suratını kendinize çevirin. Suratını yapın. Nasıl yapacağım ben bunu suratını şimdi? Beyefendi şunu oyar mısınız? Oyarım. Neydi? Oyuyorum. Arkadaşım. Hocam bunu dağına tünel açıyor. Nasıl oymak? Hocam böyle kukla mı olur ya? Böyle hocam böyle. Arkadaşım. İskemleye otur. Kamera açısı alamıyorum. Çok güzel. Beyefendi şimdi, iki elinizi uzatın suratına doğru. İki elimi. Evet, uzatın arkadaşımın yüzüne doğru. Arkadaşım al ellerini, yüzünü oy, kendi yüzünü kendin yap. Ben o kadar beceriksizim yani. Beyefendi, oyun o zaman. Oyuyorum. Şimdi seni oyuyorum.
Oh. Şuralara böyle biraz yakın çalış. Oyun, oyun. Kalbi sonra koyacağız. Şimdi... Bakıyorum yani, ölçüsünü alıyorum. O uyar mı oraya göre? Vesikalık kukla yapanı ilk defa gördüm. Hocam çok yonga çıktı. Ne? Yonga. Kütükten yontula yontula. Evet beyefendi, silkin üstünü arkadaşımın. Yüzündeki evet. Yongaları falan atın. Evet. Çok güzel, tamam. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşım sen daha hala kuklasın, oynama. Beyefendi kolunu kaldırın bırakın. Civataları olmuş mu bakalım? Evet. Arkadaşım kaldırırken indirirken gırç yap. Dur. Gırç. Evet beyefendi. Evet. Bunlar daha küçük çıkarıyorum. Beyefendi kukla. Evet, kukla. Kaldırın diğer kolunu. Gacı. Beyefendi kıracaksınız. Yukarı ama doğru kaldırın. Ben yaparsam kuklanın kolu olmaz sağ ki. Kalkar mı? Efendim? Kuklanın kolu öyle kalkar mı? Hiç ilk defa kaldırıyorum, bilmiyorum. Kaldırın ayağı. Her tarafını kontrol edin. Böyle her yeri tek tek kontrol edecek mi? Hayır, efekt açısından. Kaldırın ayağı. Kütük olduğu için... Ah! Ah! Hatta hop! Beyefendi, düzeltin çocuğu. Geppetto, ge! Pardon, petto, geppetto benim, benim değil mi? Düzeltin. Ah! 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 Arkadaşım. Efendim? Apa, arkadaşım sen... Güzel. Canım ha. Güzel. Güzel. Tamam ha. Şimdi arkadaşım. Sola geçiyorsun. Şapkanı çıkarıyorsun. Peri oluyorsun. Canlandı mı? Her haltı ben oluyorum ya. Her haltı ben oluyorum. Arkadaşım yerine gel. Pinokyo ol. Tolgacığım sen çok yetenekli olduğun için her bütün rolleri sana veriyorlar. Onun için şey yapma, katlanacağız bunlara. Beyefendi. Şu cümleyi söyler misiniz? Keşke bu canlansa da benim oğlum olsa. Keşke bu canlansa da benim oğlum olsa. Tamam, zaman aşımı oldu. 4 saat geçti. Siz yanda uyuyakalmışsınız. Uyuyakalın sahnenin kenarında. Dükkanda. Dükkanda, sahnenin kenarı mı? Dükkanda mı? Karar veriyorum. Fark etmez, orası dükkan zaten. Şöyle, şöyle uyuyakalmış. Uyuyakalmışsınız, evet. Geçeyim mi? Dur arkadaşım, iyice dinle. Bir daha kesmeyelim. Geç sola, peri ol. Koy canını çocuğa. Sonra geç Pinokyo. Pinokyo sonra canlansın. Allah Allah. Anladın mı? Anladım, anladım. Geçeyim mi? 3, 2, 1 kayıtla sol tarafa geç peri ol. 3, 2, 1 kayıt. Gel. Bir tur at sahnede peri. He? Peri sahnede bir tur at. Niye, manyak mıyım ben? Peri sahnede turla. Peri ol. Yüzün peri olsun. Gel Pinokyo'nun yanında dur. Kim yanında? Pinokyo'nun yanında dur. Pinokyo benim yanında. Ya. Şapka nerede? Şapkayı arkada bir yere sor. Arkadaşım biraz havaya kaldır şapkayı. Kaldır, kaldır, kaldır. Peri şimdi Pinokyo ile konuşuyor. Ne yaptın? Arkadaşım, periler ince sesli olurlar, melek yüzlü olurlar. Pinokyo'ya de ki, Pinokyo, Pinokyo, Geppetto'nun sesini duydum geldim, şimdi sana can vereceğim. Aynen böyle mi? Evet. Pinokyo, Pinokyo. Peri şimdi Pinokyo ile konuşuyor. Ne yaptın? Arkadaşım. Periler ince sesli olurlar. Melek yüzlü olurlar. Pinokyo'ya de ki, Pinokyo, Pinokyo. Geppetto'nun sesini duydum geldim. Şimdi sana can vereceğim. Aynen böyle mi? Evet. Pinokyo, Pinokyo.
Kepet... Arkadaşım. Anlamadım sanma. Ha iyi. Çünkü daha mesajlarım var. Sen çok havalara girdin. Pinokyo, Pinokyo. Kestik. Daha başlamadım. Böyle alttan alttan mesaj vereceksen pozisyonlarını belirlerim. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Sen mesajı aldın. Demek iletim raporu geldi. Hazır. Kaldır şapkayı. Peri ol. Melek yüzlü ol. Konuş Pinokyo'yla. Pinokyo. Pinokyo. Canım. Gepetto bana mesaj atmış. Aman pardon ya. Kafa oraya gitti benim. Tamam. Gepetto beni aradı. Dedi ki ben kötü... Arkadaşım. Efendim? Arkadaşım. He. Gepetto seni aramadı. Aramadı. Gepetto'nun sesini duydun geldin. Ha, içime doğdu benim. Ha. Gepetto'nun sesini duyup geldin. Periler duyar. Gepetto'nun sesini duydum. Kestik. Koy onu arkana şapkayı. Peri ol gel. Devamlılığı kayboldu. Devamlılıkla alalım. Beyefendi gerçekten uyumadınız değil mi? Gel. Pinokyo, Pinokyo. Gepetto'nun sesini duydum, geldim. Seni bir güzel oymuş, içine de kalp koymuş. Pardon, kalbi ben koyacağım. Ben... Müzik. Artık alıştın mekana. Kestik, kestik. Arkadaşım, harmandalı gibi değil. Peri gibi. Peri gibi nasıl geliyor? Git! Sok şunu arkana. 3, 2, 1. Aldım ben mesajı. Kestik. Niye? Bu da Viyanalı gerizekalılar. Arkadaşım peri gibi gel. İlk geldiğin hal güzeldi. Niye oyununu büyüttün? Oyunu niye büyüttün? Bence siz gözünüzde büyüttünüz. Çok bir şey yapmadım ben aslında yani. Evet. Geliyorum. İlk halindeki gibi gel. Müzik. Aa, Pinokyo, Pinokyo. Gepetto'nun sesini duydum. Seni bir güzel oymuş. Benden bir ricası var. Geldim. Arkadaşım ha. Melek yüzlü ol. Peri sesi alayım bir. Önce bir peri sesi ver bana. Bir deneme yap. Şimdi lan arkadaşım bir peri sesi versene. La. Arkadaşım 1-2-3-4 deneme diye bir peri sesi bulalım beraber. 1-2-3-4 deneme perisi. Ya, ne biçim bir şey istiyorsun? Peri. Ben anlamıyorum. İsteği anlamıyorum ben yani. Allah'ım çıldıracağım. Hayırlısı ne diyeyim? Allah Allah. Çık ya. Dışarı. Baştan gel. Peri ol. Uyumaya devam ediyor muyum? Duydun geldin. Buyurun beyefendi. Uyuyor muyum? Evet rüyadasınız. Rüya görüyorum. Evet. Periyi mi? Artık nasıl hayal ediyorsun bilemiyorum. Seyirci bakıyor. Çek. Müzik. Kestik. Aman çok güzeldi ama ya. Arkadaşım. Ruhumu verdim ben o olaya yani. Neye göre güzeldi? Manzaraya göre. Arkadaşım. Ha. Gelmişsin. Mişim ha. Bu adamın şeyi tutuyorum şapkayı. Evet tutuyorsun şu anda. Ha. Evet. Söyle. Ney? Beyefendi rüyadasınız. Ha beyefendi. Gepetto'nun sesini duydum. Sana yardıma geldim. Ey Pinokyo. Pinokyo ol. Ama ben kuklayım. Hiçbir yerim hareket etmiyor ki. Ağzını oynatmadan söyle. Bir deneyeyim anlayacak mı bakayım.
kuklayı. Sufle versene yiğidim. Hiç oralı değil ya. Arkadaşım. Efendim. Atarım seni. Ben onu sezdim ve son anda toparlamaya çalıştım. Bir an hikayeye kaptırdım kendimi. Tam repliklerimi alırsam... Pinokyosun. Ağzını oynatmadan konuş periyle. Müzik. Ah, ey peri, ey heri. Ne olur bir an önce şu kalbi koy da git. Arkadaşım. He. Ben bir kütüğüm. Nasıl canlanabilirim ki? Sor periye. Ben bir kütüğüm, nasıl canlanabilirim ki ve ağzım oynamıyor. Evet. Peki arkadaşım, siz söyleyin. Beyefendi, dört parmağınızla arkadaşımın ağzının önüne getirin. Ben oraya bir ağız koyarım montajda. Hazır varken kullanmıyor. Sonra koyarım, sonra arkadaşım, koyarım. Görünmemesi lazım. Beyefendi, elinizi arkadaşın ağzına tutar mısınız? Arkaya geçip tutun beyefendi. Evet, arkadaşım. Şimdi cümleni ver, sonra beyefendi siz uyumaya devam. Arkadaşım sen peri ol, Pinokyo'ya cevap ver. Ey peri, ey peri, ben bir kötüyüm. Allah da beni kahretsin. Hadi bir an önce bana bir kalp ver. Beyefendi, baş parmağı indirin. Gözünü kapatın. Peki niye uyuyorum ben madem ağzını tutuyorum? Bunlar hep senin rüyan. Zaten bunu ancak rüyanda görürsün. Oldu. 3, 2, 1 kayıt. Buyurun. Salih abinin parmağını ağzıma sokması normal mi? Olgacığım. Ey peri, ey peri. Bana bir kalp ver. Ben de çocuklarla koşup oynamak istiyorum. Ben de bir an önce Salih abiden kaçma. Arkadaşım, yanağından belli oluyor konuştuğun. Bakma yanağıma sende. Allah Allah ya. Her şeyi aynı anda istiyor ya. Evet. Ey peri, ey peri. Garip bir fotoğraf mı oldu böyle? Ben periye yazıp versem olur mu? Arkadaşım, he. Sen bugün iyice azıttın. Beyefendi. Beyefendi. Ha. Tuttum ağzını. Tamam, ben oraları koyarım. Peri ol. Ben mi peri oluyorum? Yok abi, ben. Peri benim, taksi şoförü benim, Pinokyo benim, hepsi benim. Ben niye burada duruyorum? Bilmiyorum abi, sen büyüğümsün diye hep prim yapıyorsun. Rüyanızda görün. Rüyamda neyi görüyorum? İskemlede rüya görün. Ha, iskemlede. Arkadaşım. Hayır, oradasın. Rüya iskemlede geçiyor. Ha. Şaka yaptım, şaka yaptım. Arkadaşım. Efendim. Utanmıyor musun? Hayır, en ufak bir utanma yok bende. Artık koyuverdim gitsin, nasıl olursa olsun. Nereye varacağını bilmiyorum yani. Gel ortaya. Pinokyosun. Tak şapkayı. Tamam, bir çıkar. Peri bir olurken dans ederek peri ol. Evet, Pinokyosun. Son sahne, suratını göreyim. Söylemişsin lafını. Kütük. Evet, müzik. 3, 2, 1 deyince şapkayı çıkar, arkana sok, peri ol. Oyna biraz, gel perinin yerinde. Dur, cümleni söyle. Buyurun, 3, 2, 1 kayıt. Ey Pinokyo, ey Pinokyo, hiç dert etme. Ben de seni canlandıracağım. Çocuklarla koşup oynayacaksın. Koy canını. Canımı dişime taktım zaten. Daha ne yapayım ben burada? Arkadaşım, parmağın ucuyla çocuğa canını koy. Ha. Nerede Pinokyo? Burada, burada. Haydi Çocuk, bakalım. Koy canını. Hop. Tam yerine denk gelmesi şart mı? Arkadaşım, parmağını havada göreyim, ucuna yıldız koyacağım. Bir daire çiz, bir sekiz çiz, bir slow motion'la getir, burnuna koy. Müzik! Bunu yönetmen ben mi? Anlamadım ki. Seyircini arkana alarak, seyirciyi arkana alarak
Benimle dalga geçme. Çok fena yaparım. Estağfurullah ben... Alırım ön sıradan birini, orada seyirci olursun. Ben buna seyirci kalmak istemiyorum yani. Getir şu parmağı, adam uyuyor. Müzik. 3-2-1. Slow. İşte onu bilmiyorum, o slow ne yani, onu bilmiyorum. Ucunda yıldız var. Peri ol, peri. Evet. Dolandır yıldızı. Müzik. Peri ol, peri. Biraz peri ol. Ne olayım? Biraz peri ol. Biraz nasıl peri olur be? Koy şunu. Üç kere koydum ki garanti olsun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Vallahi bravo. Kestik. Beyefendi. Canlansın mı zibidi? Ben uyuyorum. Beyefendi. Ben uyuyorum. Pinokyo'nun canlandığı anda sizin rüyanız bitiyor. Uyanıyorsunuz. Hah. Evet canlandı Pinokyo. Abi. Koy parmağı kendine. Bir gün siz de Pinokyo olursunuz inşallah. Canlanmışı böyle bunun işte. Fazla arkadaşım. Bir tuğla. Beni de şaşırttın. Ne tuğlası? Bir kütük nasıl canlanır? Sırıtma. Hayır, canlandı ya, sevindi çocuk. Ben anladım onu. Geç yerine. Evet. Koy parmağı. Müzik. Beyefendi uyanın. Bir anda ne gördünüz? Yavaş yavaş canlan. Çok yavaş aldım ben. Neredeyim lan ben? Arkadaşım. Pinokyo bizim aşağı mahalleden değil. Allah Allah, kütüğü nereden aldığını bilmiyoruz ki. Belki bizim oradan. Arkadaşım. Kolu bacağı yavaş yavaş canlansın. Civatalar hemen gevşemez. Ha, tamam. Yağlı mısın? Hayırdır? Ne için sordunuz? Canlan, 3-2-1 kayıt, müzik. Beyefendi hayretle bakın. Canlanıyor gözünüzün önünde. Arkadaşım, biraz daha hızlı. Bence Salih abi daha komik ya. Arkadaşım, biraz daha hızlı canlan. Hayretle bakıyorum Tolga. Hızlı can, hızlı canlan. Beyefendi, siz çok güzel hayretle bakıyorsunuz. Buyurun. 3-2-1 kayıt. Seyirci, siz durumu nereden bilip de alkışlıyorsunuz? Yok, sizin durumunuza gülüyor onlar. Bana öyle geldi yani. Bu sefer kesin kovulacağız. Benim için fark etmez. Maaşlarınız bende. Eyvallah. Anladın sen değil mi? Hangi maaş? Çık dışarı. Kestik. Kafam karıştı. Sen ortadasın, gelsene arkadaşım. Sen canlanıyordun. Canlandı, hayretle gördük. Ne oldu sana? Yeniden canlan. Yeniden canlan. Müzisyen arkadaşım, siz müziği biraz daha yavaşlatın. Müziğin ritmine göre canlan. 3-2-1, beyefendi hayretle seyredin. 3-2-1, kayıt buyurun. Kestik. Müziğin ritmi işte. Beyefendi, bir şey mi oldu kafanıza? Hayret ediyorum. Beyefendi, bir daha hayret eder misiniz? Güzelmiş. Ha, süper. Beyefendi, olur. Kukla olan o. Ben niye hayret ediyorum o zaman? Hiç bilmiyorum. Mutlu olalım. Beyefendi, çok... ilk hayretiniz güzeldi. İlk bakış mı? Güzel dediğim zaman oyununuzu büyütüyorsunuz. Böyle bir probleminiz var ikinizin de. Koyun montaj da orayı işte. Evet, beyefendi, arkadaşım, müzisyen arkadaşım, buradaki tempo tamamen size ait. Arkadaşım, müziğin ritmine göre canlan. 3-2-1, beyefendi hayretler içerisinde bakın. Kayıt, buyurun.
Müşter arkadaşım, yavaş. Bu nasıl bir şey olacak? Ben müziği bile hiç adapte olamıyorum müziğe yani. Arkadaşım. Ben canlanmış olayım mı? Git müşterin yanına. Vur, vurayım bir tane. Ne tempoyu yap? Ver ona. He? Ver tempoyu. Ah, ne yap? Ne yap? Arkadaşım. Ha. Canlanma temponu adama göster. Müziği çalma arkadaşım. Temponu böyle, göster. Böyle hoşça yani. Ya insanca bir şey yani. Göze hitap eden. Ama bir yandan da hani... Ulan ben neredeyim havası? Hazır mıyız? Femijör, evet. Pardon hocam. Ben hayret etmiyor muyum? Beyefendi, ediyorsunuz. Gene. Müzikle beraber hayret içindesiniz. Hayret. Şaştı, hayret. Hayret. Şaştı. Beyefendi. Ben hemen olayı kısa bağlayacağım, hayata geçireceğiz. Arkadaşım, kaldır suratını, kamera görsün. Şimdi de cansız olduğu için canlanınca ben göstereceğim. Kütük ol, kütük. Zaten üç, buraya iki, gelip en büyük kütüklüğü yaptım mı? Evet, canlandı Alkay. Bunu ben yaparım. Ben yapmayacağım. Arkadaşım, bu alkışın seninle alakası yok. Ha, evet. Canlandın. Evet. Müzisyen arkadaşım. Ha. Beyefendi çok şaşırdı. Hala rüyada mıyım diye kendi kendine soruyor. Sor beyefendi. Acaba hala rüyada mıyım? Yok yok, kendine derken sesi sor abi. Hala rüyada mıyım? Müzisyen arkadaşım. Gözlerimi... Öyle der demez bir çimdik atın. Çimdikle beni. Ben rüyada mıyım? İnanamıyorum. Gözlerime. Çimdik dediniz değil mi? Evet. Baştan alayım mı? Baştan alalım. Müzisyen arkadaşım. Bak, rüyada mıyım? Biri bana çimdik atsın dediği anda çimdik atın. 3, 2, 1, buyurun. Aa, hayret, rüyada mıyım? Biri bana çimdik atsın. Allah! Kalkın ayağa beyefendi. Ben korkayım mı adamdan? Çünkü bir yel yemiş hayır, hali var. Hayır, o senin baban. Babacığım diye sarılın. 3, 2, 1. Kayıt. Babacığım. Aa, gel. Neydi adı? Muhittin, Muhittin. Muhittin, Muhittin. Ah, Muhittin. Eyvallah. Kestik. Allah'ım. Neyi kestiniz? Girişeyim mi? Boyu çok uzun oldu çocuğun. Boyu mu? Arkadaşım, çök dizlerinin üstüne. Evet. Ya, niye şey yapıyorsun? Öyle yaratmış yaratan işte. Sen uydun abi, nasıl? İyiydi yani boyu. Hiç evet demedim. Arkadaşım. Tamam, uğraş. Eyvallah, sağ ol. Babacığım, babacığım, öyle yalnızım ki. Hiç arkadaşım olmayacak mı? Olmaz sarıl, olur mu? He? Sarıl adama. Sarıl da söyle. Biraz eğilir misin babacığım? Çok arkadaşım, saçma oluyor. Arkadaşım, beline sarıl, beline. Adam şok içinde. Ben de şoktayım. Tanrım, dualarım kabul oldu. Artık dualarım kabul oldu. Benim de bir çocuğum var. Tahtadan da olsa Muhittin, Muhittin. Kestik. Şimdi tekrar periye başa alacağız, yemin ediyorum ya. Arkadaşım. Ha. Sen niye Muhittin dedin? Ya ben ağzım artık alışmış ona yani. Beyefendi. Efendim? Şimdi sana bir isim bulmak lazım deyin. Şimdi sana bir isim bulmak sarıl, lazım. Sarıl, sarıl. Muhittin'i sevmedik mi? Size bir ses gelecek. Size seyirci. Bir ses gelecek. 3, 2, 1 deyince bütün seyirci Pinokyo, Pinokyo, Pinokyo desin. Ha. Bu içsel şimdi, bir ses. Anladım hocam. Şimdi, acaba senin ismin ne olsa? Olsa olsa, acaba senin ismin ne olsa? 3, 2, 1, seyirci. Pinokyo, Pinokyo, Pinokyo. Pinokyo. Basıldık baba. Baştan yapıyoruz. He? Arkadaşım. Ha. Şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşım ya, bunu yapma. Neyi yapmadım ben ya? Ne yaptım gene? Bütün dramatik yapıyı mahvettin. Burada dramatik bir şey mi vardı? Odundan oyulmuş bir çocuk. Biraz ortaya gelin beyefendi. Benim? Ortaya gelin. Bu fener ne olacak hocam? Bu, bilmiyoruz onu. İnşallah seneye toparlayacak. Sarıl arkadaşım sen de. Yaklaş beyefendi. Sen de çeneni tut arkadaşım. 3, 2, 1, kayıt. Acaba senin adın ne olsun? Acaba senin adın ne olsun, ne olsun? 3, 2, 1, seyirci. Pinokyo, Pinokyo, Pinokyo. Ha?
Pinokyo. Şerefsizim, şahane isim ya. Pinokyo benim. Acaba senin adın ne olsun? Acaba senin adın ne olsun? Ne olsun? 3, 2, 1, seyirci. Pinokyo. Ha? Pinokyo. Şerefsizim, şahane isim ya. Pinokyo benim. Kalkaya. Kalkaya. Birden uzadı mı çocuk? Senin babandan arkadaş iste. Ha, ben çok yalnızım ya buralarda. Başka kimseye oymadın mı? Ben sizi serbest bıraktığım zaman çok fena oluyor. Bizi mi? Yani tek başına bir çocuk ol... Şey mi acaba? Baba beni oydu, ben de gidip başkasını mı oyayım? Hani arkadaş yaratmak için. Arkadaş. Efendim. Geç yerim. Geç. Beyefendi. Efendim. Sizden oğlunuzun bir dileği var. Baba... Dile benden ne dilersen. Babacığım çok yalnızım. Bana da bir arkadaş oysan. Hay hay yavrum, hay hay. Sana da bir arkadaş oyuyorum. Ne olsun arkadaşının adı? Kestik. Beyefendi. Arkadaş oymanıza gerek yok. Zaten hayatta insanlar var. Allah Allah. Evet. Yan komşu berberin çocuğunu çağırın. Berberin çocuğu Pinokyo'ya arkadaşlık etsin. Adı ne? Adı Kaan Akkent. Kaan Akkent. Evet. Nasıl var mı seyirciler arasında? Gelsin. Berberin oğlu Kaan Akkent. Gel Pinokyo'ya arkadaşlık et. Alkışlayalım. Hoş geldin Kaan. Merhaba. Merhaba. Merhaba Pinokyo. Nasılsın Kaan? Teşekkür Kaan ederim. Kaan Bey, perdenin dışına. Perdenin sola dışına. Sola doğru geçelim. Ha. Evet. Ha. Arkadaşım. Ha, efendim. Babandan tekrar rica et. Affedersin arkadaş, ısınma turunda bizim yerimize mi gelecek? Ben sana mesaj atarım. Benim haberim olmayacak yani. Ona mesaj. Ben sana iletirim aramızda. Abi. Arkadaşım. Anlaşıldı. Dönün beyefendiye, ortaya gelin. Gitmeyin müzisyenin yanına. Seviyoruz çocuğu, ne yapalım? Yani yer etti müzik. Bizi. Müzik. Ver odunu arkadaşım aşağıdan. Müzisyene dedi. Ver odunu aşağıdan. Beyefendiden isteyin. Babacığım çok yalnızım, bana bir arkadaş bulun. Babacığım çok yalnızım, bana bir arkadaş bulsana. Derhal sana bir arkadaş bulayım yavrum. Beyefendi gidin yandaki berbere, çağırın berberin oğlunu. Arkadaşım sen de berber ol, geç sola. Ya aynı parayı alıyoruz sürekli, ben 68 şey oynuyorum ama ya. Arkadaşım çıkar şapkayı. Berber ol. Böyle çok suratsız bir berber, kimse gitmez buna. Arkadaşım, çocuk kaldı orada. Berbersin. Gel ha, gel evladım. Al elinde usturayı. Ne yapayım usturayı? Kendi onunu kesiyor. Nereye bak? Herkes çocuğunu oyuyor mu berbere burada? Berbere geldim. Berber. Eyvallah, ne yaptın? Ey berber. Ha. Oğluna müsaade eder misin? Benim bir tane oğlum var. Keresteden de olsa, adı Pinokyo. O çok, çok canı sıkılıyor. Ona arkadaşlık etsin. Yok müdür, yok. Sen buldun mu oyuyorsun. Ben o tarz bir adam değilim. Hayır, Kestik. Oymayacağım. Arkadaş. Ha. Beyefendi. Buyurun efendim. Ortada sizin bu söylediğinize kimse inanmaz. Ne? Berber de oğlunu vermez. Siz manyak mısınız? Geç yerine. Sözü beyefendi diyor, gidin isteyin. Olayı. Berber kardeş, berber kardeş. Canım. Benim torunum gelmiş köyden. Canı sıkılıyor. Ona bir arkadaş bulmak lazım. Senin bir çocuğun varsa eğer, ver de ona arkadaşlık etsin. Nasıl bir şey baktın? Şöyle orta boylu kısaca, uzun boylu şişmanca, etine dolgun zayıfça. Anladım. Elimde çok iyi bir tane var. Kutura gitmedi. Ver şu çocuğu. Hadi gel. Gel canım, gel. Hoş geldin. Senin adın neydi? Kaan. Kaan, otur şuraya yavrum. Peki. Kaan, şimdi sana Pinokyo'yu getireceğim. Benim çocuğum Pinokyo. Yalnız canı sıkılıyor. Çok seveceksin onu. Burnu biraz uzun. Yalan söylediği zaman burnu uzun çıkıyor. Hikayenin devamını anlatayım mı? Arkadaşım sen burunlu gel. Niye yalan bir gelişme bu? Evet, niye burnu niye geliyor? Bu yalan olunca ne anlamadım, hikaye bilmiyor ki ya. Burcu biraz sola. Arkadaşım tanış. Pinokyo bak, sana arkadaş getirdim.
Berberin oğlu Cafer. Pardon. Biri Pinokyo, biri Cafer. Kaan'dı, nasıl bir muhit burası ya? Kaan ben şaşırdım. Eyvallah müdür, ne yaptın? Arkadaş da gelin beraber oynayın ormanda. Yok, ben burun farkıyla geçerim. Arkadaşım, al arkadaşın elinden tut. He. Parkta oynayarak gezin. Müzik ver alttan. Hadi gel. Hadi gezin. Gel elinden tut beraber kardeş. Düşmeyin, dikkat edin. Hadi yavrularım. Peki Pedro amca. Tamam. Gezin. Ya, koskoca adam, biz bari rezil olduk, onu etmeyelim ya. Müdür gel gezelim ya. Oynayarak. Burası seyirci mevkii. Ne yaptınız? Oynayıp geldiniz mi? Ha geldik. Kısa sürdü ya. Biraz esti dışarısı. Geldik. O da yeni geldiği için memlekete havasına alışık değil buralara. Dedim üşütmesin çocuk. Hoş geldiniz. Size çay yaptım. Çay yapmayın beyefendi. Niye? Niye içerdik Berberin be? Berberin oğlunun doğum günüymüş. Pasta isteyin sahneye. Aa! Sonra da bağlayın. Senin doğum günün mü bugün? Evet. Allah Allah. Aa! Nasıl gidiyorsun ben ya? Tebrik ederiz. Ya 10 haftadır bir çay istedik, alamadık ya. Evet. Arkadaşımızın bugün doğum günü gerçekten. Aa, bayağı dümen var ya. Evet. Evet, beraber. Sayacağım, 3-2-1 diyeceğim. Peki. Mumlara üfleyeceksiniz. Arkadaşının elinden tutup sahneyi terk edeceksin. 3-2-1, buyurun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşının elini oynayarak çıkın. Hadi. Hoşça kalın efendim. Ağlayamam ben.